Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Dedem. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim 10. söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ala Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekebatiha euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. 6. esas hem anlarsın ki İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. İnsan ipi boğazına sarılıp istediği gibi otlamak için başıboş bırakılmamıştır cümlesini açar mısınız? Gülden. Hay maşallah. Evet yiğidim arı daima bal verir. İpek böceği ipeğini örümcek ağını örer. Koyunlar sütlerini, tavuklar yumurtalarını insanlara ikram ederler. Bu muhteşem ve ince nizam gösteriyor ki insan gibi en üstün yaratılışa sahip bir canlı da başıboş olamaz. O ipi boğazına atılıp istediği yerde otlamaya terk edilmiş bir hayvan gibi değildir. İnsan bu gerçeği düşünmeli ve hayatını ilahi rızaya göre tanzim etmeli, yaratılış gayesi üzerinde yürümelidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaqtun-cinne ve'l-inse illa liya'buduni. Yani ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım ayeti kerimesine kulak vermeli, Rabbine iman edip onun marifetinde yol almaya çalışmalı ve emirlerine hassasiyetle uyup yasaklarından bütün gücüyle sakınmalıdır. Gerçek budur, bunun aksine hareket insanca değildir ve cezasız kalmayacaktır. Bu açık gerçeğe rağmen çoğu insanın nefis ve şeytan eksenli işler gördüğü de ortadadır. İnsana cüzi irade verildiği ve bu iradeyi istediği gibi kullanmakta serbest bırakıldığı için bu üstün yaratılışta olan insan büyük bir imtihana tabi tutulmuştur. İrade hürriyetini yanlış kullanan, kendini başıboş sanarak emir ve yasak dinlemeden, nefislerinin dediği gibi yaşayanlar için ebedi bir cehennem hazırlandığı gibi iradesini Rabbinin rızasına göre ayarlayan ve her işinde helal dairesinde kalmaya hassasiyet gösterenler için de ebedi bir cennet hazırlanmıştır. Amellerin suretleri ve fiillerin neticeleri nasıl muhasebe ediliyor Gül dedem? Yiğidim benim. Amel ile fiil temelde aynı anlama geliyor. Burada asıl dikkat çekilen fark şudur. Bazı amellerin suretleri, bazılarının da neticeleri kaydediliyor. Namaz kılan bir adamın namaz kıldığı kaydedilir, niyetine göre ahirette mükafatlandırılır. Ama bir fiil var ki adam fitne çıkarmak üzere yalan konuşmuş. Bu bir fiildir. İşte bu yalan fiilinin nasıl bir tahribat meydana getirdiği neticeleriyle birlikte kaydedilecek ve bu fiilin cezası ona göre verilecektir. Yalan fiili sadece ağızdan çıktığı şekliyle kaydedilmiyor. Ağızdan çıktıktan sonra ne gibi sonuçlar doğurmuşsa o neticeleri de iddianameye ekleniyor ve aleyhinde delil olarak sunulacaktır milyonu çok aşkın canlı türün içerisinde sadece insanlarda birbirinden çok farklı hatta birbirine zıt fiillerin işlendiğini görüyoruz. Her bir canlı niçin yaratılmışsa kendisine bu alemdeki harika nizam içerisinde nasıl bir görev verilmişse bu ömür boyu o işle meşgul olur. İnsan bu durumda nasıl düşünmesi lazım Gül Dede? Hay maşallah yiğidime. İnsan bakacak ki bütün mahlukat yaratılış gayelerinde hareket ediyorlar. Dünya yörüngesinden sapmazsa, her ağaç kendisinden beklenen meyveyi verirse, hayvanlar ne için yaratılmışsa onu yerine getirirlerse, Sade insan mı başı boş bırakılmış? İpi boğazına atılmış her istediğini yapabilir. Bu şekilde serbest bırakılmış. Böyle bir şey olur mu? O manada bir uyarıdır bu. İnsan ise imtana tabi tutulmuş. Ona cüzi irade verilmiş. Cüzi iradenin manası ölünceye kadar onun hiçbir işine müdahale edilmeyecek. Ta ki ondan ya tuğba cennet ya da zakkum cehennem çıksın. İnsan nasıl farklılar olacak hayvanlar üstüne olsun, gül de Aferin maşallah yiğidime. i̇radesine İra, müdahale edilmemesi imtihan gereğidir. İmtihan gereği olarak serbest bırakmak başka, hakikat başka. Hakikatte o insan düşünecek ki ben başıboş olamam. Hayvan istediği yerde otlayamadığı gibi ben de gözümü helal haram demeyip her yerde gezdiremem. Bunun da bir sınırı olması lazım. Dilimi her şeyi söylemekte kullanamam. Bunun da bir hududu olması lazım. Yalan söyleyemem, gıybet edemem, iftira edemem, aklımı her şeyde kullanamam. Başkasına zarar veremem kendime zarar veremem, isyana, sefahata yoramam. Yani bu aklı isyana, sefahata yoramam. İnsan gerek bedenini, gerek ruhi bütün sermayesini bu manada değerlendirecek. Yani otlama deyince hepsine dahildir otlama. Hayvanları üstad örnek olarak vermiş oluyor. Hayvan böyle olursa insanın da belli bir sahası vardır. O sahada hareket edecek. Üstad hazretleri buna helal dairesi diyor. Helal dairesinde insan yürür, konuşur, düşünür, bakar ama onun dairesi odur. Onun dışına çıkamaz. Dışına çıktı mı helak olur. Ama dünyada niye helak olmuyor? İmtihanda olduğu için. Hayvanlar öyle değil. Mesela balığın helal dairesi sudur karaya çıktı mı ölür. Ama insan öyle değil. Karaya da çıkıyor, denizde de yüzüyor, kurbağa gibi bir şey. Yani helala da harama da müsait. İzin verilmiş tabii. Niçin? İmtihan için. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Ondan sonra hesap başlıyor. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. رب من سُبْحَانَكَ لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتية مع الصلوات